Merhaba arkadaşlar. Bugün size Marmara'da müsilaj ve altında vurduğum dev minikoplardan bahsedeceğim. Dalışımı gerçekleştiriyorum. Yarı baskın, yarı agoşon tekniği diyebiliriz. Müsilajları görüyorsunuz ve ilerliyorum derinlere doğru. Aniden önüme güzel bir minikop çıkıyor. Atışımı gerçekleştiriyorum. Tam solungaçların altından vurduğum için balık çıkma ihtimali yüksekti, fakat balığı geri esnemesini sağlamadan yavaş yavaş çekerek, boşluk bırakmadan balığı aldım. Yaklaşık olarak 5,5 kilo geldi bu balığı. Güzel bir mine koptu. Balığı hiç kaçırmadan aldım. Riskli bir atış olmuştu benim için. Yavaş yavaş çekiyorum. Boşluk verirsem kelebekten çıkma ihtimali olduğu için hiç boşluk vermedim. Yavaş yavaş çektim, hızlı da çekmedim kendini yırtabilir diye. Ve balığımı sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. 5,5 kilo geldi ve müsilaj altında vurdum bu balığı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere balığım güzel bir minikop. Atış yaptığım yeri de görüyorsunuz. Neredeyse çıkmak üzereymiş. Ama dediğim gibi zamanla oluşan bir tecrübeyle balığımı kaçırmadan aldım. İkinci dalışımı da tekrar yapıyorum. Yine müsilajları görüyorsunuz. Dalışımı yapıyorum ve suyun altında ilerliyorum. Agoşan ve yarı baskın tekniği diyebiliriz. Ve aniden karşıma güzel bir minikop çıkıyor. 7,5 kilo civarı. Güzel bir atışla balığımı alıyorum, kaçma ihtimali bırakmadan. Evet, atışı bunu gerçekleştirdim. Ve yukarıya çıkıyorum. Müsilajları görüyorsunuz. Müsilajları, evet, yukarıda daha çok var. Evet, bakın. Neredeyse 10 senedir acemi ve amatör olarak biraz tecrübe kazanarak dalış yapıyorum. Ve yıl 12 ay suyun içinde bu müsilajları ben her defasında görüyorum. Yaz kış demeden görüyorum. Genelde Nisan ayında ortaya çıkıyordu yüzeye vurması. Bu sene iklim geç geldiği için biraz geç vurdu ve uzun sürdü. Denizin kirliliği doğrudur. Lakin canlılar, yaşam, hayat devam ediyor. Güzel balıklar avlıyorum ben yine. Ve görüyorsunuz balığımı aldım. Yaklaşık 8,5 kilo geldi balığım. Minikop balığını da, evet, yine mırmır vurduğunuz her yerde, mırmır gördüğünüz her yerde minikop avı yapabilirsiniz. Mevsimini, su derecesini yakaladığınızda, rüzgarı, deniz durumunu yakaladığınızda minikop avını gerçekleştirebilirsiniz bu mevsimlerde. Evet, 7,5 kilo geldi bu balığı. Güzel bir av oldu. Güzel bir deneyim ve tecrübe oldu. Her gittiğim dalışta yeni tecrübeler, yeni fikirler elde ediyorum. Her yeni gün, her gittiğim gün bana bir şey katıyor. Ve 3 günde bir suya girerim. Balık vurayım, vurmayayım. Hepinize sağlıcakla kalmanızı diliyorum.